dün Yeni Şafak gazetesinde yeniden Refah'tan ayrılan ve AK Parti'ye katılan milletvekili diyor ki yeniden Refah Partisi'ni FETÖ'cüler yedi. Abi ayıp ya. Abi sen bunu bana böyle söylersen ben sana kaybettirmek için elimden gelen her şeyi yaparım ya. Sen benim içimdeyken, benim milletvekilimken, ben seni aday gösterdiğimde sen kör müydün bu FETÖ'cüleri görmüyor muydun? Bu FETÖ'cülere ayrıldıktan sonra ve bu ittifak çatışmaları, çalkantıları olduktan sonra mı gördün? Fatih Erbakan'ın veya babasının hayatı boyunca FETÖ ile hiçbir alakası olmamıştır, biliyor musunuz? Ve yeniden Refah Partisi'nin içerisinde FETÖ'cü aramak akıl dışı bir şey. Yani iftiradan başka bir şey değil. Ya inanan bir insanın, mümin olduğunu söyleyen bir insanın Cenab-ı Hak'tan korkarak iftira atmaması lazım. Allah'ın nazarında en büyük günah iftira kardeşim. Bir de kulak. İstanbul şu anda yapılan bütün anketlerde, yani doğru anketlere baktığımızda Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu'nun arasında çok büyük bir fark yok. Taban taban, kafa kafaya çarpışıyorlar. Şimdi tabii son merhalede işte öbür tarafta ben şöyle söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'nun kendini kurtardı. Yani Burcu Köksal'a kapıyı göstererek dedi ki ey Demli kardeşim sizin benim başımın üstünde yeriniz var, siz oyunuzu bana verin kardeşim dedi. Ve göreceksiniz Demliler dünkü o konuşmadan sonra, yani Ekrem İmamoğlu'nun yumruğunu masaya vurmasından sonra perde arkasında Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeye devam edecekler. İşte bu destek aslında görülüyor. Hani görülmese, gizli olsa desek ki mesela İYİ Parti hep söylenir yok ya destek verirler. Vermeyecek işte, vermiyor. Vermez. Ama Dem'de öyle bir şey yok. Dem'in ne yapacağı belli değil. O yüzden AK Parti İstanbul'da kaybettirmemek adına bazı girişimler yapılıyor. Yapılıyor diyorum. Fakat geri adım atma yok. Çünkü birazdan Urfa'ya da gideceğiz. Yani Urfa AK Parti İstanbul AK Parti İl Başkanı da bir açıklama yapıyor. İhanete uğradığını düşünüyor AK Partililer. Ya daha doğrusu şöyle, ben size şöyle söyleyeyim. Ciddi hatalar yapılıyor. Mesela dün Yeni Şafak gazetesinde yeniden Refah'tan ayrılan ve AK Parti'ye katılan milletvekili diyor ki yeniden Refah Partisi'ne FETÖ'ler girdi, FETÖ'cüler girdi. Abi ayıp ya. Abi sen bunu bana böyle söylersen ben sana kaybettirmek için elimden gelen her şeyi yaparım ya. Sen benim içimdeyken, benim milletvekilimken, ben seni aday gösterdiğimde sen kör müydün bu FETÖ'cüleri görmüyor muydun? Bu FETÖ'cülere ayrıldıktan sonra ve bu ittifak çatışmaları, çalkantıları olduktan sonra mı gördün? Fatih Erbakan'ın veya babasının hayatı boyunca FETÖ ile hiçbir alakası olmamıştır, biliyor musunuz? Ve yeniden Refah Partisi'nin içerisinde FETÖ'cü aramak akıl dışı bir şey. Yani iftiradan başka bir şey değil. Ya inanan bir insanın, mümin olduğunu söyleyen bir insanın Cenab-ı Hak'tan korkarak iftira atmaması lazım. Allah'ın nazarında en büyük günah iftira kardeşim. Bir de kulak. FETÖ'cüler diyor. O zaman sen kör müydün? Niye görmedin? Böyle suçlamaya başlarsan, böyle iftiralar atarsan yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Altınöz'e sorduklarında AK Parti kaybederse üzülür müsünüz diye sorduklarında niye üzüleyim der yani. Çünkü sen adamı FETÖ'cülükle suçluyorsun. Çünkü sen adama iftira atıyorsun. Bak sormuş Murat Sabuncu. Demiş ki kardeş yani bıçak sırtı ne oluyor? Diyelim ki küçük bir farkla AK Parti kaybetti. Ekrem Bey kazandı. Üzülür müsünüz böyle bir sonuç çıkarsa? Siz kazanamadınız ama AK Parti de kaybetti. Bu sonuç sizi üzer mi? Altınöz şu cevabı verir. Şimdi söyleyeyim biz kazansaydık deriz. Yani biz niye kazanmadık buna bakarız. Açıkçası şu an kazanmış üzüldük veya bu kazanmış sevindik. Yani ben
Ben kaybettiğim zaman hem 85 milyon üzüleceğini hem de kendimizin üzüleceğini paylaşabilirim. Nerede eksik yaptık, nerede hata yaptık? Biz vatandaşın oylarını almakta geciktik, hata yaptık ki biz vatandaşın oylarını almakta geciktik veya vatandaşımız niye mesela bize teveccüh etmedi diye bir düşünce oluyor. Ama zaten böyle bir şey olmayacak, biz kazanacağız diyor. Orada da Mehmet Bey biraz uçuyor. Şimdi senin milletvekilin adamı FETÖ'cülükle suçlarsa vallahi Mehmet Bey üzülmez. Üzülmez kardeşim. Niye üzülür?